Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2018 mobilde bugün neler yapacağız? Tour Event'ta arkadaşlar nasıl daha fazla tur puanı kazanabiliriz? Ve Tour Event'ta GP kasabilmek için nasıl yol izleyebiliriz? Çok kısa hemen onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da hemen top açılımına geçeceğim. Öncelikle Tour Event'a nereden giriyoruz biliyorsunuz. Şuradan maç bölümünden Event Mode'a girdiğimizde Tour Event hemen burada arkadaşlar. Burada biliyorsunuz 50.000 puana kadar tur puanı topluyoruz. Ve her şeylerde kademede belirli hediyeleri var. 5.000'de mesela top açılımı ödülü vardı. Onu aldık. Zaten onu da açacağız birlikte. Burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra devam ediyor zaten. 30.000'de bir top hediyesi daha var. Burada Special Trainer'lar, GP'ler ve Limit Break Trainer ödülleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Peki buradan tur puanını nasıl daha fazla yüksek kazanabiliriz? Onu anlatacağım kısaca. Ama her zaman videoların başında söylüyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bunu biliyordur, bilgisi vardır ama birçok da bilmeyen arkadaşlarımız var. O yüzden hemen çok kısa değineceğim. Hemen top açılımına geçeceğim ondan sonra. Arkadaşlar kadroya Tour Event'ın etkinin içine girdiğimiz zaman sol üst köşede Squad Management var. Oraya tıkladığımız zaman kadromuzu açıyoruz. Kadromuzun sağ alt köşesinde kalecinin yanında gördüğünüz gibi yuvarlak bir insan profili şeklinde bir sekme var. Oraya tıkladığımız zaman popularity açılıyor. Futbolcuların popularity'leri yani puanları açılıyor arkadaşlar. Yine en sağ tarafta Team Secret 75'in altında Squad Value puanı var. Bu Squad Value puanı arkadaşlar sizin tur puanınızdan yani maçlardan sonra alacağınız puanı çarpan şeydir. Puandır bu Squad Value puanı. Buna da gördüğünüz gibi bende bir tane Gomis var. Gomis 500 mavi renkte gözüküyor ve 500 puan veriyor. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bende başka mavi oyuncu yok. Hepsine baktım. Kadronuzun hepsine bakabilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu Tour Event'la birlikte arkadaşlar her zaman buna bağlı olaraktan bir tane top açılımı box draw'ı geliyor. Biliyorsunuz. Bu box draw'da arkadaşlar şurada hemen göstereyim. Birbirine bağlantılı. Mesela burada hemen girdim içerine. Diyor ki mesela burada Pepe, Keita, işte bu Gronska, Kagawa, Ivanovic olursa 2000 ve şeyin üzerinde puan veriyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 üzerinde puan veriyor. Diğer oyuncular ise şurada bonus player gerçi şeyde gözüküyor da. Bu Tour Event'ın içindeki futbolculardan bulduğunuz takdirde veya elinizde varsa 18B futbolcusu olarak arkadaşlar çok fazla puan alırsınız. Bu biraz önceki bonus player'lardan da bulabilirseniz eğer elinizde de varsa 2000'in üzerinde puan verecektir size. Yani oradaki mavi renk nasıl oluyor diye sorarsanız buradaki oyunculardan olması gerekiyor elinizde arkadaşlar. Buradaki 98 futbolcudan eğer elinizde var ise o şekilde mavi rengi alıyor. Mesela bende Gomis vardı. Gomis nerede? Bakın Gomis burada mesela. Bende de var 18B oyuncusu. Bu oyuncuları kadronuzda kattığınız halde takdirde o şekilde mavi renkli oluyor arkadaşlar. Yani daha fazla tur puanı toplamış oluyorsunuz. Bu puanı ne kadar çok yükseltirseniz o kadar çok daha fazla tur puanı alabilirsiniz. Ben arkadaşlar böyle mütevazi bir kadro kurdum. Benim kadromu bilen biliyor zaten. Komple siyah toplardan oluşan kadrom da var ama etkinlikleri bununla yapıyorum. Çünkü kadromun çoğu 18A veya 17 S17 oyuncuları, sezon 17 oyuncuları veya 18A ilk dönem oyuncuları olduğu için puan vermiyor. O yüzden bunlardan oluşturdum arkadaşlar. Siz de böyle bir kadro oluşturup top player'da oynayabilirsiniz. Top player'da maç kazanabilirsiniz. Çünkü karşınıza da yine 2 yıldızlı bu tarz bir mutavazi bir kadro geliyor. Mesela şuradan hemen göstereyim. Geçmiş maçlarımı top player'da yaptığım maçları. İşte Barcelona'yı 1-0 yenmişim. Leipzig'i 5-1 yendim. İşte burada diğer Real Madrid'i 6-0 yenmişiz. Arsenal'a yenilmişiz. Bazen kadro dengeli bir kadro geliyor. Yenilebiliyoruz. Yine Atletico Madrid'i 3-1 yenmişiz. Berabere kalmışız. Bu şekilde arkadaşlar
1,5 günde 12 bin puana ulaştık ortalama. Siz de bu şekilde mütevazi bir kadro, yani S18B oyunculardan kuraraktan top player'de, hadi top player'de zorlanıyorsanız profesyonelde maç yapıp tur puanlarını daha hızlı toplayabilir. Hem de bu oyuncuların, şu mesela bronz ve beyaz oyuncuların maliyetinden kurtulmuş olursunuz. Kontrat yenileme maliyetinden. Bunların kontratı bitince satarsınız. Bu diğerlerinin kontrat maliyeti de çok düşük oluyor zaten. Mesela Donk'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 GP. Hiçbir şey değil. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Dedikten sonra çok fazla uzatmadan hemen top açılımına geçiyorum. Öncelikle ödülümüzü açacağız arkadaşlar. Ödülümüz tur puanından 5000 puana ulaştığımız için bir tane gümüş top garantili ödül aldık. Special Agent adı altında. Şuradan göstereyim. Gümüş top garantili 2.8 siyah top bulma şansımız varmış. Sadece bununla yetinmeyeceğiz arkadaşlar. Agent'tan da 3-4 tane top açacağım. Hemen Bismillah diyelim. Hemen gümüş toptan başlayalım buradan. İleri dedik. Toplar dönmeye başladı. Bu tarz bilgilendirme ve top açılımı videolarını takip etmek istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmazsanız takipte kalabilirsiniz. Bakalım, toplar dönmeye başladı. Bayağı bir siyah geçti. 3-4 tane geçti. Bakalım nerede basalım. Bir tane daha geçti. Bastım bakalım burada. Siyahı geçti maalesef. Ortada bir şey yok. Kim geldi? Reus Navas geldi. İnşallah iyi bir puan veriyordur. Hemen geriye dedik. Agent bölümümüze gidiyoruz. Forvet hattından açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç kaleci açmadım. Bir tane kaleci denemek istiyorum. Kaleci hiç denemedik. 10.000 GP ödedim. İleriye dedim. Bakalım. Bir tane kaleci deneyelim. Hiç açmamıştım. Bakalım. Bir siyah geçti. İki siyah geçti. Üç siyah geçti. Dört geçti. Beş geçtikten sonra hemen basacağım. Bastım bakalım 5 geçtikten sonra. Sarı gel bari be. İki sarının ortasında kaldı. Kim geldi? Muavaga geldi. Leipzig'ten. O zaman bu puan verir. Güzel puan verir diye düşünüyorum. Hemen bakmak istiyorum arkadaşlar. Döneceğim hemen. Forvet hattından top çevirmeye devam edeceğiz. Bakalım yeni gelen oyuncular puan veriyor mu? Leipzig vermesi lazım diye hatırlıyorum. Aşağı indik. Bakalım neredeydi oyuncular? Kaleci neredeydi? Buradaydı. Yok, vermiyormuş. Diğer bulduğumuz oyuncu veriyor mu? O da vermiyor maalesef. Top açılımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Forvet hattından devam ediyoruz. 10.000 GP ödedik. İleriye dedik. Bakalım 3. topumuzu açıyoruz. Forvet hattından. Uzun zamandır böyle iyi bir futbolcu gelmiyor. Yani böyle 87-88 overall'a yükselen bir oyuncu gelmedi. Bayağı bir zaman oldu. Genelde 86-85'lik oyuncular geldi. Siyahın tam üstünde bastım. Ortada hiçbir şey yok. Kim geldi? Garcia geldi. Takıma ekledik. İleriye dedik. Devam ediyoruz. 4. topumuzu açıyoruz. 5'e tamamlayıp bitiririz olmadı. Bir siyah geçti. 2 siyah geçti. 3 geçti. Bastım bakalım. Maalesef siyah geçti maalesef ya. Kim geldi? Jesus Corona geldi. Portolu. İnşallah bunlar puan verir. Devam ediyoruz.
Hemen 10 GP daha ödedik. İleriye dedik. Toplar dönmeye başladı. Tur etkinliğinin arkadaşlar 30.000'de altın top garantili ödül var. Onu kaçırmayın mutlaka. 30.000 puana kadar ulaşmaya çalışın. O iki siyah birden geçti yan yana. Bakalım. Gümüşlerin ortasında bastım. Sarı gel var ya. Of. Gele gele free agent geliyor ya. İleri dedik. Bir tane daha açacağım. Bakalım. İleriye dedik. Tam 550 bin GP'miz kalsın. Fazla beklemedim. Bu sefer bastım. Maalesef hiçbir şey gelmedi. Kim bu? Antonia. Eslon'dan. Evet, top açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu burada noktalandırıyorum. Bir sonraki PES 2018 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.